stresten Çetin. Umut bağlayan. Lütfen çok insicamınızı bozuyorum ama bir de Uraloğlu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak katalog suçlar çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibariyle erişim engelini kaldıracağız. Hemen istersen Çetin konumuza döneriz ama bununla devam edelim. İki cümle buna söylemem lazım. Çok sıcak. Evet, çünkü tam 8 gün Instagram kapalı kaldı. O 8 gün içinde biraz dün paylaşmıştı Buğra Gökçe. 8 gün kapalı kalmasının maliyeti. Bir haftalık zarar 396 milyon dolara ulaşabilir demişti İPA Başkanı Buğra Gökçe. Instagram üzerinden ticaret yapanların kaybı. Ama sadece ticaret de değil ya, bu bir bakış açısı. İnsan hakları şimdi sorunu. İlk önce tekrar oraya gelmek istiyorum. Şimdi Bakan Uraloğlu'nun bunu basın kanalıyla açıklaması, hatta hadi şeye, teknolojiye uygun olalım, bakanlığın resmi belki sosyal medyasından duyurması ve oradan da belki retweet etmesi gerekirdi. Şimdi özel, bu bir alışkanlık haline geldi. İlk önce bunun altını çizeyim de. Yani hatırlıyorum ben Mehmet Şimşek'in bir önceki bakanlık döneminde başladı bu. Neredeyse personel alımlarını bile şahsi Twitter hesaplarından, o zaman adı Twitter'dı, Twitter hesaplarından açıklar